Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki hobilerim tüm anlatımlı modeller linkine tıkladığınızda, hemen sağda bulunan linke tıkladığınızda hepsini sırasıyla görüyorsunuz. Kanala girdiğinizde zaten yine sırasıyla görebileceksiniz. Evet, modele geçelim. Bu görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. Mutlaka bilenleriniz, yapanlarınız da vardır. Böyle evruli bir renk kullandım. Kırlentme de modeli olarak istendi arkadaşlar. Ama kırlent yapılabilir, hırkalar yapılabilir, yelekler yapılabilir, şallar yapılabilir. Böyle yarısı örülerek şallar yapılabilir. Üçgen ya da dikdörtgen. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı basitçe göstereceğim sizlere. Ortadan başlıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Şöyle parmağımı bir kez doladım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez dolayıp halkanın içine giriyorum ve üçlü trabzan. Zincirle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Zincirle birlikte 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar halkanın içine 3 trabzan daha yapıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Burayı biraz sıkıştırabiliriz. Yine halkanın içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 3 zincir ve son 3 trabzanımızı yapacağız şimdi. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ortaya sıkıştırabiliriz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Son zincire, yani 3. zincire giriyorum. Evet, burada ince bir tığ kullansam iyi olacak. Bu arada bu tığım 6 numara 3 milimetre. Koton Gold ipimin markasından. Bakın, tığımı doladım. Buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle 2 defa da çekiyorum. Şuraya batması zor olduğu için böyle yaptım. Evet, şimdi bir zincir çekip aynı boşluğun içine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımızı doluyoruz. Bu ortadaki trabzan yuvasının üzerine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 defa çekiyoruz. Bütün topladıklarımızı çekip son 2'yi birlikte kapatıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımı doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bakın, 1, 2, 3. Çekiyorum hepsini. Son 2'yi beraber. 2 zincir. Tekrar. 1, 2, 3. Çekiyorum. Son 2'yi beraber. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu arada 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tığımızı doladık. Yine 3 tane trabzanımız var önümüzde. Ortadakinin üzerine fıstık yapıyoruz. Her defasında tığı bir kez dolayıp 3 defa çekiyoruz. Şöyle bütün ilmekleri alıyorum. Tığdakini almıyorum. Sonra ikisini beraber alıyorum. 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. Hepsini aynı noktaya batarak. 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. 1 zincir. Hepsini 3 tane fıstığı da tek bir noktaya batarak yapıyoruz. Evet, bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar doladım. Yine ortadaki trabzanın üzerine geliyorum. 1, 2, 3. Çektim. Son 2'yi beraber. 2 tane zincir. Evet, aynı noktaya. 1, 2 ve 3. Hepsini çektim. Sonra beraber.
2 zincir, tekrar 3. ile yapıyoruz aynı şekilde. Bir tane zincir. 3 taneyi tamamladık. Yine sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Ve yine ortadakine geliyorum. Şimdi son üçlü trabzanlara geldik. Yine 3 tane fıstık yapıyorum. Bir doladık. 2 doladık ve 3. Çekiyoruz. Sonra ikisini beraber. 2 zincir. 3. fıstığı yapıyorum şimdi. Çektim ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir sık iğne yapmıştık. Şimdi buraya batıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçiriyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birleştirdiğimiz noktaya, yine buradaki sık iğnenin üzerine bir tane üçlü trabzan. Doladım aynı yere. Tekrar bir tane üçlü trabzan. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın aynı noktaya tekrar 3 tane daha yapıyorum şimdi. Bir sıra fıstıkları yaparak, bir sıra da bu trabzanları yaparak ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aslında şöyle yapsaydık, bunu dönüşte tamamlayalım. Bakın şöyle yapalım. 3 taneyi yapalım. Öbürünü öyle yapmıştım çünkü. Farklı göstermeyeyim. 3 taneyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. 3 fıstık burada, 3 fıstık burada. Şurada bir sık iğnemiz var. Bakın bu sık iğnenin üzerine giriyoruz. Şimdi burada yapacağım 3 trabzanları. Aynı noktaya batarak önce 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batarak tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Evet. Şimdi burayı böyle bırakmamın sebebi birleştirip ipimi ortada bırakmak. O yüzden 3 taneyle başladım. Yani şöyle de başlanır aslında ama hep ipi yürütmek olacak o zaman. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. Yine bakın bu aradaki sık iğnenin üzerine kadar geliyorum. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1, 2, 3. Yine 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın buradan atlıyoruz. Bu aradaki sık iğnenin üzerine tekrar 3 tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burada 3 tane ile başlamıştık. Şimdi tamamlıyoruz. Buradaki aynı noktaya batıyoruz. Bu taraftan doğru geliyoruz. Şöyle 1, 2 ve 3. Kareyi oluşturduk. Buralar hep köşe olarak devam edecek. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Buradaki zincirin üzerine geliyorum. İki defa da çıkıyorum. İpimi tam bu ortada bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buraya aynı boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şimdi fıstık sıramız.
fıstıklarımız artarak devam edecek tabii ki. Tığımı bir kez doladım. Hemen buradaki ortadaki tramzanın üzerine giriyorum. 1 2 3 Hepsini çektim. Tığdaki ile beraber tekrar çektim. 2 zincir tekrar aynı yere. Yine 3 tane fıstık. 2 3 çekiyorum. Son ikiyi beraber. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 Evet, 3 taneyi tamamladık. 1 zincir çekiyoruz. Şimdi bakın burada 5 zincirimiz var. Alttaki fıstığın, ortadaki fıstığın daha doğrusu üzerine batıyorum. Bu zincirle beraber altta kalıyor. Bir sık iğne. Bir zincir. Tığımızı doluyoruz. Geliyoruz tramzanın üzerine. Bakın 1, 2. Ortadakinin üzerine. Bir çektim. Doladım. 2, 3. Çekiyorum hepsini. Sonra ikisini beraber. 2 zincir. Aynı yere tekrar. 1, 2, 3. Çektim. Sonra ikisini beraber. Burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken bu fıstıkların boyutu aslında. Şu çekme işlemini ördükçe eliniz alışacaktır. Hep aynı boyda çekmeye dikkat etmeniz lazım. Topladım. Tekrar ikisini aldım. Bir zincir. Evet, şimdi tam köşedeyiz. Bakın kenarda. Burada bir zincir çektik. Buradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Hemen buradaki tramzanların üzerine geliyoruz. 1 2 3 2 zincir. Tekrar aynı yere. 1 2 3 Topladım hepsini. Son ikisini beraber topladım. 2 zincir. Şimdi 3. fıstığı yapıyorum. 1 2 3 Topluyoruz ikisini beraber. Tekrar şimdi bir zincir. Buraya geldiğimizde alttaki fıstığın, ortadaki fıstığın üzerine batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar diğer köşeye giriyoruz. Bütün köşeleri bakın ortadakinin üzerine. Aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 3 2 zincir tekrar. 1 2 3 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 defa fıstık yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir, geliyoruz bu ortaya bir sık iğne. Bir zincir, tekrar geliyoruz buradaki fıstığa. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Buraya bir fıstık. Buraya bir sık iğne yapıyoruz şuraya batarak. Tekrar bir zincir çekiyoruz buraya. Bir zincir çekiyoruz buraya. Ve buraya fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç noktamız şurası bakın. Şuraya kadar geliyorum şimdi. Evet, bir sırayı dolandım bakın. Tüm kenarlarımız şöyle 2 2. Burası da böyle. Şimdi geldik son fıstıkları yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Şurayı atlamamamız lazım. Hatta buraya bir işaretleyici takabiliriz. Tığımızı bir kez doluyoruz bu sık iğneye. Batıyoruz. Yine ipimizi bu şekilde ortada bırakmış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane pardon karıştırdım. Burada böyle birleştirmiyoruz. Bu trabzanları yaptığımız sırada bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğneye birleştiriyorum. Şöyle.
Sonra 3 tane zincir. Burası köşemiz. Tığımı bir kez doladım. Şimdi trabzan sıramızı yapıyoruz. Aynı yere batıyorum. 2 diyorum zincirle beraber ve 3. 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Bu fıstıkları atlıyoruz. Geliyoruz buradaki sık iğnenin üzerine. 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi bu sıradan sonraki sıralar hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Burası, şuralar köşelerimiz, burası kenarımız. 1 tane 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Köşeye geliyorum şimdi, bakın buradaki sık iğneye. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Evet. Köşeler böyle, geçişler bu şekilde. Bu köşeyi de döndüğümüzde tamamlayacağız. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5. İki köşe arasında kalan kenar kısmımız. Burada bir tane dolgu diyelim. Bir tane dolgu, yani 3 trabzan yapıyoruz. Bu her sırada artarak devam edecek. Bir sonraki sırada bundan 2 tane yapacağız. Kenar büyüyecek çünkü model. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi bakın köşeye geldik. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Aynı yere yine batarak 3 tane daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5. Geliyorum bakın buraya. Bir tane dolgu diyelim. Yani 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 3 4 5. Tekrar gidiyoruz köşeye. Buradaki sık iğnenin üzerine. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin üzerine 3 tane daha yapalım. 2 köşeyi de tamamladık. 1 2 3 4 5 zincir. Kenar kısma geldi. Bu arada tamamladım neredeyse. Burası daha kolay oluyor. Bu sıra daha çabuk ilerliyor çünkü. Evet, 1 2 3 4 5. Şimdi geldik ilk başladığımız köşeye. Tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı yere batıyoruz bakın burada. 1 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Az önce yaptığımız işlemi burada yapıyoruz. Bu sırada, yani trabzanlı yaptığımız sırada hep bu şekilde birleştiriyoruz. Buradan zincirin içine giriyorum. 2 2 yaparak çıkıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir sık iğne. Burası döndüğümüzde birleştirme noktamız olacak. Burada şöyle bir şey yapabiliriz tabii ki. Çünkü büyüdükçe karıştırabiliyoruz. Şöyle bir işaretleyici takarsak daha rahat gideriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tığımızı bir kez doluyoruz. Her trabzanın ortasındaki trabzana fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane. Buraya giriyorum. 1 2 3 2 tane zincir. Tekrar. 1 2 3 Kapattık.
2 zincir tekrar. Hep aynı yere batıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın. Üstte 5 tane zincirimiz var. Alttaki fıstığın tepesine, ortadakinin yani tepesine giriyoruz. Bir sık iğne ile buraya birleştiriyoruz. Bir zincir, evet, fıstıklarımız şimdi çoğalacak. Bakın buradaki trabzanın ortasındakine yine buraya da bir fıstık yapıyoruz. 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 Şimdi yine bir zincir. Burayı da alttaki fıstığın üzerine batıyoruz. Bir sık iğne. Ve bir zincir. Köşeye geldik. Köşede aynı alt sırada yaptığımız gibi yine ortadaki trabzan üzerine. 1 2 3 2 tane zincir. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Evet. Bir zincir tam köşe boşluğuna bir sık iğne, bir zincir. Tekrar trabzanın üzerine geliyorum. 1 2 3 doladım, kapattım. 2 tane zincir. 1 2 3 4 Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir sık iğne. Evet, bir köşeyi daha tamamladık. Tabii tamamlamadık. 2 değil, 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 2 yaptım, geçtim. 3 tane olacak. Hemen gerdirdi zaten, kendini gösterdi. Evet, şimdi bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, yine bu ortaya geldik şimdi. 3 tane fıstık da buranın üzerine yapıyoruz. İki oldu. 2 tane zincir çekiyoruz, üçüncüyü de yapıyoruz. Evet, bir zincir çekiyoruz, tekrar bir sık iğne. Bu şekilde fıstıkla dolanıyoruz arkadaşlar. Bakın, köşelerde hem bu tarafta hem bu tarafta araya bir sık iğne, burada da bir tane fıstık grubu diyelim. Dönüyoruz, buraya gelip en son şuraya batarak yapıyoruz ve buradan birleştiriyoruz. Şimdi geliyorum buraya kadar. Evet. Geldim başlangıç noktasına kadar. Şimdi şu işaretlediğimiz yere bir tane zincir çekerek çektiğim zincirimi batıyorum, birleştiriyorum. Evet. Şimdi trabzanlı sıralarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası, şimdi trabzan sırasında beraber yapacağız. Hep aynı şekilde devam edecek. Bir sıra trabzanları yapıyoruz, bir sıra fıstıkları yapıyoruz. Bu fıstıklar bakın bir kenardan bir kenara 3 tane var. Her sırada 1 2 3 her sırada 1 2 3 4 artarak devam edecek. Şimdi ip de ibrulü olduğu için çok güzel görünüyor aslında ama kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Böyle artarak devam ediyor. Evet, şimdi tekrar bakın buradan. Köşemiz burası. Başlarken sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Yani zincirle beraber 3 tane trabzan yapıyorum. Dönüşte tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Artık 2 tane aram var. Bakın bu altta 1 taneydi. 3 tane trabzan yaptım, geçtim. Buralarda da 3 tane trabzan yapıp geçeceğiz. Sık iğnelere batıyoruz.
tane trabzan yapıyoruz sadece. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz buradaki sık iğne. Fıstıkların üzerinde hiçbir işlem yapmıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Evet, köşemiz burası zaten belli. Buradaki sık iğnenin üzerine geliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir tekrar. Burada aynı yere bir kez daha batıyoruz tabii ki. Köşeyi oluşturuyoruz. Fıstıkların yuvasını oluşturmuş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın. Şimdi buraya 3 trabzan, buraya 3 trabzan, buraya 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar birleştirme noktamızı işaretlemedim artık. Trabzan da belli çünkü. Buraya kadar geliyoruz. Evet, bakın. Bir sırayı daha tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Elimi koyayım altına. İki tane yaptık. Geçişlerde, kenarlarda, köşelerde yine 3 tane 3 zincir. Şimdi buraya geldim. Şu noktaya batarak yine 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tam bir kez dolayıp 3. zincire burada giriyoruz. 2 2 çekiyoruz. Yine ipimiz burada. Bir zincir, bir sık iğne. Şimdi her 3 tane trabzanın ortasındakine batarak yine fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızı dolayıp ortadakine giriyoruz. İki zincir. Tekrar. Bir, iki, üç. İki zincir. Tekrar. Evet, hepsini aynı yere battık. Şimdi bir zincir çektim. Yine alttaki ortadaki fıstığın üstüne girdim. Bir sık iğne. Bir zincir çektim. Sıradaki 3 trabzanın üzerine. Bu döngü böyle gidiyor. Bunu isterseniz küçük motif, isterseniz büyük motif, isterseniz böyle kocaman kare bir motif, battaniye, yatak örtüsü bile yapılabilir. Dikdörtgene de çevirebiliyorsunuz tabii ki. Evet, bu arada fıstıkları tamamladım. Buraya bir sık iğne. Şimdi köşeye geldiğimizde hem buraya hem buraya yapıyoruz. Yine aynı altta yaptığımız gibi. Sanıyorum daha fazlasını anlatmama gerek yok. Aynı işlemler. Bir kez daha şöyle üstünden geçeyim. Fıstıkları yapıyoruz. Buraya fıstık 3 tane. Buraya sık iğne birleştiriyoruz. Sonra buradaki trabzanın üzerine 3 tane fıstık. Buraya sık iğne ile birleştiriyoruz. Buraya 3 tane fıstık. Burayı sık iğne ile birleştiriyoruz. Buraya 3 tane fıstık. Bu şekilde altta aynısını yaptık arkadaşlar. Sonra fıstıkları tamamladıktan sonra ipimiz burada bitiyor zaten. Hani birleştirdiğimiz yerde trabzan sırasını yapmaya başlıyoruz. Köşelerde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 5 zincirimiz zaten hep aynı. Sonra da bu fıstıkların arasında oluşan bu sık iğnelerin üzerine 3'er tane trabzan yapıyoruz. 5 zincirle atlıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani alt sıranın aynısını tekrar ede ede bunu büyütebiliriz. Bakın. Bu bayağı bir büyük oldu. Bu bir tıkırnat olabilir. Arkasına file örebilirsiniz tabii ki. Kare başlayıp şöyle dümdüz. İsterseniz aynısından da yapabilirsiniz. Bunun büyüklüğü hafif buhar verdiğimizde biraz daha açılacaktır. 24 santimetre bakın. Genişliği. Köşeden köşeye bakarsak 30 santimetre.
birer santim daha açıldığını düşün, hafif buharlı bir tüyle. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi dediğim gibi birçok varyasyon üretilebilir modelle. Model çok kolay. İki renkle çalışabilirsiniz. Bakın her sıra iki renkle de çalışabilirsiniz. O da çok farklı, güzel duracaktır. Kenar kısmını böyle bırakıp bir sıra trabzan giderek kapatabilirsiniz. Ya da son sırayı şöyle trabzanlarla bitirip bunun üzerine komple bir trabzan sık iğnesi yapılabilir. Ya trabzan ya sık iğne yapılabilir. O şekilde kenarı da tamamlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Çok kolay, çok basit bir model zaten. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere.